İzmir'i sarsan depremin üzerinden 6 gün geçti. Yıkılan binaların müteahhitlerinin de aralarında olduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi. Bu arada o binaların yapımına şahit olanlar öyle şeyler söyledi ki felaketin göz göre göre geldiği bir kez daha ortaya çıktı. Abi bütün bina gitti ya. Allah. Anlatabilecek söz yok çünkü geriye acı kaldı. Sadece acılar kaldı. Söz bitti, acı kaldı. 6,6'lık deprem ardında koca bir enkazla kapanmayacak yaralar bıraktı. ...114 can aldı o sarsıntı. 1035 kişi yaralandı. Deprem değil, bina öldürür gerçeğini bir kez daha Türkiye'nin yüzüne çarptı. Yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerinin de aralarında olduğu 9 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Hangi bina müteahhitiniz? Yağcıoğlu. Yağcıoğlu. Bir tanesi yıkıldı, bir tanesi yıkılmadı. Söyleyeceğim şey kolonların kaydırılması. Yani, kolonların kaydırılması derken efendim, kimler kaydırdı? Oradaki dükkan kaydırdı. Felaket göz göre göre gelmişti. 7 sülalem biliyor, ben söylüyordum. Muhakkak bir depremde bunlar yıkılır. Ve öyle de oldu yani. Sıva ustası Erol Kaya bir zamanlar inşaatında çalıştığı binaların yıkımını uzaktan izledi. Yani gövde büyük, kolonlar küçük, temel zaten burası balçık. Yıkımlar sürerken hasar tespiti çalışmaları da devam etti. Bugün itibariyle 153 vatandaşımıza 6.3 milyon TL DASKO ödemesi yapılmış, hesaplarına yatırılmıştır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremin mucizeleriyle beraberdi. Enkazdan yaralı kurtulanları ziyaret etti, Elif'i kucağına aldı. Ben buradayım, amca sevecekmiş. Ayda'ya oyuncak bir bebek verdi. Beğendin mi? Çok güzel. Daha güzel yukarıda bir odaya alacağız seni. Alalım mı? Babanla beraber. Olur mu? Benim odam var. O da başka bir zemin istersen. Maymun. Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasıyla Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'e koşan kurtarma ekipleri de dönüş yoluna çıktı. Hayatlarında öne koyan tüm kahramanlarımız, aramızda Akut ve Trabzon Rize ekipleri var. Kendilerine büyük bir alkış rica ediyoruz. Herkes onlara minnettardı. Çok teşekkür ediyorum. Herkesin can derdine düştüğü o kara günden bir görüntü daha geldi bugün. Tsunami'nin vurduğu sığacıkta hayatta kalmak için mücadele eden köpeğin hali yürekleri sızlattı. Kendini kurtarmaya çalışıyor.